Baba. Kızım bu ne? Kimin arabası bu, yoksa o Necat denen Elif'in arabası mı bu? Kayra'yı okula bıraktım, o yüzden bende araba. Vallahi düşündüğün gibi bir şey yok baba ya. Hiç mi utanmıyorsun kızım? Bir daha bu arabayla gelme buraya. İstersen hiç gelmeyeyim baba. Keyfin bilir. Sula. Sula dur 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 dur. Ne oldu? Ben gidiyorum abla, kimse sevmiyor beni. Ya Sula bir gaza gelme. Babam bilmiyor musun? İki parlar sonra söner yani. Bir daha eve hiç gelmeyeyim dedim. Keyfin bilir dedi abla. Aa, ama sen de öyle söze öyle cevap. Sula kusura bakma ya. Adamın damarına basmışsın ya. Aynen, suç bende zaten. Ya bir dur. Bence senin sinirlerin bozulmuş birazcık. Gel eve gidelim, ben sana bir kahve yapayım, kendine gel, olur mu? Ben anlamadım zaten, geldin mi gidiyor musun, anlamadım hiçbir şey ya. Geldim, şimdi de gidiyorum. Zaten bir sürü işim vardı, oyalanmayayım, tamam mı? Bana bak, erken gel olur mu akşam? Tamam. Arkadaşlar günaydın. Günaydın Necat Bey. Ayşe, var mı bugün önemli bir şey? Bugün yok Necat Bey. Necat. Günaydın. Günaydın. İyi misin? Özür dilerim gerçekten. Hande, dün gece benim de istemediğim bir şeye şahit oldunuz. Kimse kimseden özür dilemiyor. Dün geceyi unutup kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anlaştık? Anlaştık. Güzel. Bana üzülüp de siyah giymenize gerek yoktu. Efendim. Aylin Serkan ben. Affedersin, rahatsız ediyorum. Müsaitsen konuşabilir miyiz biraz? Neredeysen yanına geleyim. Bir şey mi oldu? Pek sosyalleşecek havamda değilim şu anda. Biliyorum, dün geceden haberim var. Var mı? Ne güzel. Bak bir 5-10 dakika konuşabilirsek çok iyi olur. Necat'la ilgili. Tabii ki aramızda kalacak. İyi tamam. Konum atayım, gel. Ne güzel kafamızı dinliyoruz. Hoş geldin. Nereden buldun burayı? Öyle gidiyordum, gördüm. Çok severim atları. Ne oldu anlat bakayım. Bir şey olmuş. Necat öyle, sen böyle. Tartıştık işte. Yapma ya, gerçekten biz hiç anlamadık onu. Bak yalnızca... Tekrar bir şey başlıyor gibiydi. Belliydi zaten. Ama Necat yine kötü oldu. Hı hı. Dün senden sonra gördüm onu. Çok sinirliydi ve onu uzun zamandır böyle görmemiştim Aylin. Benimle ilgili bir şey söyledi mi? Bir söylemesine gerek yok ki, her şey çok açık. Üniversite zamanınızı bilmiyorum. Aşık olmuşsunuz, çocuk yapmışsınız. Her şey çok hızlı gelişmiş. Hı hı. Biz Necat'la çocukluk arkadaşıyız. Tanıştığımızda Kayra kadardık. Senden sonra yollarımız bir daha kesişti. Neler yaşadığını, nasıl acı çektiğini iyi hatırlıyorum. Çok mu acı çekti benden sonra? Çok. Yanında da sadece böyle birkaç kişi vardı. O durumdayken Kayra için tutundu hayatı. Kızı için tekrar ayağa kalkmaya karar verdi. Ve senden ricam,
Eğer tekrar bir ilişkiye başlayacak gibi olursanız lütfen çok dikkatli ol. Nejat için, Kayra için en doğrusu neyse onu yap lütfen. Ya bir daha hayatlarından çıkıp gideceksen onları başka bir seçeneğe alıştırma. Lütfen. Bunu yapabilir misin? Sağ ol. Burcu ile arkadaş mı oldunuz? Evet, çok tatlı kız. Öyledir. Çok harika bir sözleşme oldu. Daha çıkmadın mı sen? Ben yok, biraz işim vardı. Bir de sizi bekleyeyim dedim. Sevgilin kızmasın geç saatlere kadar çalışıyorsun diye. Kızmaz, merak etmeyin Serkan Bey. Aylin'le nereden tanışıyorsunuz? Efendim? Aylin söyledi. Yakın arkadaş olmuşsunuz. Çok ısınmışsınız birbirinize. Aynen. Ya şöyle, çok iyi bir kadın, çok tatlı bir kadın. Bir anda alıştık birbirimize. Çok sevdim kendisini. Bu ne, bana mı geldi? Ver bakayım. Nejat'ın yıllığı bu ne ya? İyi günler. İyi günler. Gelsen odama. Nereden çıktı bu yıllık? Sürpriz yapacağım Nejat'a, haberi yok. Aç bakalım şu Nejat Bey'in fotoğrafını da saçlarını bir görelim. Burada işte. Kep bunun kafasına biraz ufak mı gelmiş? Aylin de bulalım. Bakalım Aylin neye benziyormuş. Aynı sınıftalarmış. Neyin peşindesin Hande'cim? Aşk olsun Serkan. Yani Aylin'i merak etmiyor musun? Hem onunla da dalga geçeriz. Belki fena mı olur? Bir isteğiniz var mı? Heh. Aylin işte. E kadın o zaman da gizemliymiş. Niye fotoğraf koymamış bu? Evet, fotoğrafı yok. Bir şey mi vardı? Ay yok, ben bir isteğiniz var mı dedim ama duymadınız. Hayır, bir isteğimiz yok.